Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün videoya da ördeklerden başlayalım istedim. Burada da bir başarı hikayesi var gibi geliyor bana arkadaşlar. Burada bir dişi bir erkek, sağ olsun zamanında Erkan Erdem bize hediye göndermişti bu Gamble ördeklerini. Tabi burada hanginin baba olduğunu, hanginin anne olduğunu artık ben bilmiyorum, karıştırdım yani. Büyüdüler, renkleri de zaten birbirinin aynısı olduğu için hangi anne baba bilmiyorum ama nitekim bir dişi bir erkekten bu kadar fazla üretim yapabildik, şükür. Ticari bir katkısı bana oldu mu? Olmadı. Çünkü birkaç defa satılık ilanı verdim, alıcı çıkmadı. Bunlar normal örnekler değil yani, çok sağlam yumurta yapan hayvanlar. Yine de yakınlarda toplu alacağım diyen olursa vereceğim. Çünkü ördeklerin yem tüketimi fazla, çok da fazla üstünde duramam herhalde. Koşunlar da büyümeye devam ediyor. Burada yeni büyüyen bir tane genç horozumuz var, bir tane genç tavuğumuz var. Baba falan devam ediyor. Şöyle içeri yavaş yavaş girelim. Geldik. Tabi brahmalardan başlayalım. Hepsini ben bahçeye saldım arkadaşlar. Bunlar tüydeler ama artık şu yoğun tüy dönemi bitmek üzere. Neden? Geçen gün bir temizlik yaptım, eskisi gibi kümeste tüy görmedim. Bu da güzel. Sağda solda bayağı hayvanımız var, büyüyorlar. Özellikle anaç tavuklarımızın artık tüylerini tamamlaması güzel oldu. Bir tane de zaten horozumuz var, hazır, eşler vaziyette. Onlar büyüyene kadar bu ufaklıkların acelesi yok. Bunlar yavaş yavaş büyüyebilirler. Ay kız, bir dur oğlum ya. Video çekince başlıyorlar. Yeni büyüyen tavuklardan çok hoşuma gidenler var. Mesela şurada bir tane yeni büyüyen tavuğumuz var. Aman yarabbim, senin bir resmini çeksem süper olur. Vallahi ateş ediyor. Yani bu açıları her zaman yakalamak kolay değil. Acayip güzel bir hayvan maşallah. Aynısı böyle de, yani sırt hattının dik olması, kuyruk açıları müthiş. Yakın zamanda kanatlarını falan da toplarsa ateş eder. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Güzel yavrular var. Elimdeki hat gerçekten değerli arkadaşlar. Bunu bir kez daha anladım. Yani kötü bir hayvan değil. Altından her zaman iyi yavrular aldık. İçeride horozlarından da belli. Mesela bu da Erkan abimizden gelen tavuk. Genç olan tavuğumuz. Çok iyi bir kafa yapısı var. Bundan da nasipse üretim yapacağız bu sene. İyi bir yavru. Gerçekten beğendiğim bir yavru. Özellikle kafa yapısı müthiş. Öyle kırmızı gözleri var. Yani bilmiyorum videoya ne kadar yansıyor ama bu yavruyu kesin kullanıp, yani önümüzdeki sene bomba gibi yavrular alacağız, onu söyleyeyim. Yani bu sene de aldık, önümüzdeki sene de alacağız. Bakın bu da başka bir tane yavru. Yeni yeni kendilerini göstermeye başlıyorlar. Yani bu sene bunların başına gelmeyen kalmadı. Çiçeğinden normal hastalığına falanı filana toparladılar. Güzel kanat taşıması, kuyruk hattı, formu müthiş bir yavru. Mesela bu hayvan da 3 ay sonra falan, nasıl ki kafesteki hayvanları böyle biblo gibi çekiyorsak, bunları da çekeceğiz. Güzel. Güvercinler de her şey bomba. Araplar tekrardan yumurta yapacak galiba. Yerlerinde duruyorlar. Sarıya da bakmaya devam ediyor tabii bu güvercinler. Bayağı güvercin sayımız çoğaldı. Tabii bizim derdimiz şebap üretimi yapmak. Allah'ın izniyle şebaplarda belli bir sayıya ulaşacağım arkadaşlar. Güzel. Dünkü videodaydı galiba. Şu hayvan dışarıya atlamıştı. Onu tekrardan yerine koyduk. Yanındaki Erkan abiden gelme. O da güzel. Yani kanatlarını toparlasa onda bir olay var. Ara kanadında 4 tane teleği yeni çıkıyor arkadaşlar. Bütün, hatta orada yoğun bir tüy var görüyorsanız. Bu hayvan şu anda tüyde, hem de yoğun deli tüyde, kanatlarını tamamlar. İstediğimde tipi oluşturursa var ya, bundan da müthiş bir damızlık olacak. Güzel hayvan, zaten iyi bir kan.
Bakalım, bundan da umutluyuz. Burada da güzel bir horozumuz var. Mesela dün bunu da kafese yeni koydum. Bu da birkaç güne kafeste kendini toparlarsa burada da bomba gibi. 4 tane damızlık, bir de dışarıdaki 5 tane damızlık horozumuz var. Güzel güzel yani, artık iyice şekillenmeye başladılar. Kafeste durmasının avantajı şu: aslında kesin yarışmaya götüreceğim diye bir durum yok. Ama götürecek olursam eğer, hayvan kendini hazırlasın. Yani benden korkmasın ya da hakemden korkmasın. Olay bu. Biraz geç video çektim arkadaşlar. Akşam şu anda 6.30 falan galiba. 6-6.30 oldu. O yüzden kümes içinde videolar çok iyi çıkmayabilir. İdare edelim. Bugünlük de videosuz kalmayalım diye video çekiyorum. İşin gerçeği. Burada güvercin yavrularımızın keyfi güzel. Bir tanesi artık yuvadan çıkmaya başlamış. Gel bakalım buraya. Bu arada bunun renkleri falan maşallah güzel. Oturmaya başladı. Aynı anne baba kalitesinde. Diğeri de ön arka tepeli zaten. Ama dediğim gibi bu saatlerde video çok iyi çıkmıyor. Dün de bahsetmiştim. Taklacılarımızın buraya arkadaşlar şey koymuştum ben. Çam yaprağı mı diyeyim artık? Çam pürçüsü mü ne? Şuraya koymuştum. Hepsini taşımışlar. Buraya yuva gibi örmüşler. Bu da güvercinlerin güzelliği. İkinci yumurtayı yapmadılar. Bunlar ikinci yumurtayı yapıp yattığında şebap yumurtalarını bunların altına koyacağım ve şebap yavrularını bunlara baktıracağım. Elimizde çünkü yeterince taklacı var. Bence yeterli olur. Tsunami burada. Oğlum. Bu da geçen gün kümesten çıkmış. Allah'tan bir psikopatlık yapıp da hayvanlarla uğraşmamış. Yani birkaç tane hayvanı telef edebilirdi. O sebeple yırttık. Yani gördüğünüz gibi tavuklarda kuyruk açıları falan oturmaya başladı. Müthiş yani. Brahma olayını artık Nirvana'ya taşıdık arkadaşlar. Gayet başarılı ve güzel hattı oluşturdum. Bu sene daha iyisini elde etmek için kafamda çok deli planlar var. Bunları da yerine getiririm. Mesela şu yavrumuz bu geçen yılın damızlığı, tüydeydi. Tüylerini de tamamlamak üzere. Formunu tamamladı mı bu hayvan aslında yarışmaya bile gider ama tavuk götürmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Mesela burada da çok iyi bir yavrumuz var. Bunlar geçen senenin damızlıkları. Bak burada da bir tane var. Bunları aslında yarışmaya götürebilirim ama genç horoz götüreceğim sadece. Tavşanlarda durum güzel. Yavrular dışarıya çıkmaya başlamışlar zaten. Dün de videoda çekmiştik. Son zamanlar tabi biraz ottur, yemdir bunlara veremiyoruz. Huu, sevimli keratalar sizi. Pınçıklar. Durum bu. Ufaklıklar da gördüğünüz gibi yuvadan dışarıya çıkmaya başlıyor. Her şey yolunda. Anne tavşanı daha eşlemedik. Yukarıda valikan lob tavşanlarımız var. Onlardan henüz bir yavru alamadım arkadaşlar. Yani gelen dişi muhtemelen daha genç. O yüzden bir yavru alamadık. Zamanla ondan da bir yavru alırız. Alırsam zaten yerli tavşan değil de bu kümeste komple lob tavşanı olacak. Yerli tavşanın piyasası yok. Belli bir aya geldiği zaman da satmak zaten zor. Yani küçükken bunları çok isteyen oluyordu. Ama artık biraz daha böyle büyüdükleri için sevimlilikleri azalıyor. O yüzden ticari olayı yok. Ama lobda öyle bir durum yok. Lob yavruyken de büyükken de satılıyor. Ama bunları biz seviyoruz. Yani hobi amaçlı. Küçükler de mesela 10 gün sonra falan normalde pet shop'a gider. Ama dediğim gibi şu an satmayı düşünmüyorum. Yakınlarda gelip alacak olan varsa verebilirim. Olay bu arkadaşlar. Yani Brahmalarımızdan görüntüler aldık. Yarışma ne olur bilmiyorum. Gidip gitmeyeceğim arasında da kaldım. Önümüzdeki hafta, yani bu pazar değil de önümüzdeki pazar günü İstanbul'da Kanarya Dünya Şampiyonası var. Oraya gidip fuar alanında aynı zamanda bizim İstanbul Derneği de İstanbul
Marmara Bölgesi'nin derneği de bir etkinlik düzenliyor. Yani yarışma yapacak. Avrupa'dan hakemler gelip 300 ya da 200 kadar hayvan puanlaması yapacak. Ben de gideceğim nasipse. Gittiğimde de sizlere o alandan video çekeceğim. İnşallah hayırlısıyla. Dönüşü de uçakla yapacağım. Sağ salim gidip gelmek nasip olsun. Bir de işbench ırk standartları çekilmiş. O videoyu editleyip arkadaşlar yarına nasipse sizlere atabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Emeğimiz var. Elimizden geldiğince sizler için faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Siz de kanala abone olursanız sevinirim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.